Birazdan kendime bir dövme yapacağım. İlk kez bir canlı insan üzerinde dövme denemesi yapacağım. Daha önce lateks denilen şu yapay deri üzerinde bazı denemelerim oldu. Şöyle göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi şöyle bir örümcek yaptım. Şimdi şu anda kendime yapacağım dövmenin seçiminde bazı parametreler var tabii. Bunları düşünmem gerekiyor. Nedir? Şu anda ilk kez dövme yapacağım ben. İlk kez bir canlı insan üzerinde çalışacağım. Kolay bir dövme olması lazım. Görünmeyen bir yerime yapacağım. Diz kapağımın üst kısmına yapmayı düşünüyorum. Çünkü yaparken de rahat çalışabileceğim bir bölge olması gerekiyor. İşte kalkıp da omuzuma yapamam yani şu şekilde. Değil mi? Olmayacağına göre. O yüzden de dizimde çalışacağım. Zaten ilk dövmeye başlayan insanlar da genelde bu baldır kısımlarında, dizlerinin üst kısımlarında, bacaklarının üst kısmında çalışıyorlarmış. Onu da öğrendim. Ben de dizimin tam üstüne bir kral tacı yaptırmayı düşünüyorum diyecektim. Kral tacı neyi ifade eder? İşte güçlü olmayı ifade eder. Yaptığın işte en iyisi olmayı ifade edebilir. Hani böyle anlamlar yüklenebilir bir şey olacak. Güzel bir şey olabileceğini düşündüm ve dediğim gibi kolay olacak ve vücudun o bölgesine yakışır bir şey olacak. Yani dövme yaparken vücut anatomisine de uygun bir şey olması lazım. Tam o diz kapağımın üstüne şöyle tacı yerleştireceğim. Daha sonrasında sürdürülebilir bir dövme de olabilir. Belki diz kapağının altına doğru o tacın üstüne, diz kapağımın üstüne de bir kuru kafa yerleştirebilirim. Kuru kafa figür olarak sevdiğim bir şey. Ölümü de çağrıştırdı için o da önemli. Mesela hayat felsefem içerisinde ölümün de bir şey yeri var. Mesela tek gerçeklik aslında. Yani ölümü de mesela ölümü sembolize eden bir şey. Ama o kadar da korkunç gelmiyor bana. Yani bana mesela kuru kafa sembolü kimilerine korkunç gelebilir tabii ama bana sempatik geliyor o figür, o şekil. Niyeyse bilmiyorum. Ölüm de önemli bir şey. Yani aslında bizi insanın hayatını, düşünüşünü, felsefesini, ideolojisini şekillendiren bir unsur ölüm. Yani ölüme göre birçok şeyi ayarlıyoruz. Yani dünyadaki hayat görüşümüzü, felsefemizi ne yapıyoruz? Ölümden ne anladığımıza göre şekillendirebiliyor. Ölüm bir son mu, bir başlangıç mı, bir yok oluş mu, yoksa yeni bir varoluş mu? Ne olarak değerlendiriyorsak ölümü, ona göre de hayatımızı dizayn ettiğimiz için bütün hayatımızı kapsayan şey aslında en nihayetinde ölümden ne anladığımıza dayanıyor. O yüzden önemli bir unsur olarak onu da vücudumuzda bir yere işlemek güzel olabilir diye düşünüyorum. Bir noktada muhakkak bir kuru kafa dövmesi olacak. Ben mi yaparım artık? Başka birine mi yaptırırım? Bilmiyorum. Ama o da aklımın bir köşesinde var. Şimdi dövme yapımına geçebiliriz. Önce nasıl bir taç yapacağımı seçeceğim internetten. Birkaç tane taç modeli bulacağım. Belki onları biraz revize edebilirim kendime göre. Belki etmeyebilirim. Çok beğendiğim bir şey bulursam tam direkt bu bana hitap ediyor dersem görseli. Daha sonra da dövmemizi yapmaya başlayacağız. Şimdi bir stensil uygulaması yapacağız. Öncesinde bulduğumuz şu dövmeyi, evet şu kral tacını dizimin üst kısmına uygulayacağım. Şimdi bunun için öncelikle ölçeklendirmem lazım. O yüzden Photoshop'ta yeni bir dosya açacağım. A4 boyutunda bir yeni sayfa açıyorum. Daha sonra da cropladığım dosyamı, cropladığım resmimi A4'ün içine atıyorum. Evet, bu biraz ufak geldi. Bunu büyüteceğim. Tabii önce dizimin üzerinde bakacağım ve kaç santim olmasını istediğime karar vereceğim. Yaklaşık olarak 7 santim olması gerektiğine karar verdim. Ama farklı boyutlarda birkaç tane yapmayı düşünüyorum. Şimdi şu, evet 0, 2, 4, 6 gördüğünüz gibi gidiyor. Şimdi şöyle yapalım. Alt kısmı şuraya denk gelecek. Ve guide'ımızı da 7 santim dedik. 5, 6, 7 santim. Şimdi bu 7 santim. Ctrl T'ye basıyorum. Şöyle büyüterek bunu şu dibini şu köşeye yasladım. Bakın sıfırladım. Şu noktayı da şuraya alayım. Buradan itibaren büyüsün. Shift'e basılı tutarak büyütüyorum. Evet, bu yaklaşık 7 santim oldu. Tamam, bunu böyle kenara koyalım. Sonra bir tane 6 santim yapalım. 7 büyük gelirse 6'ya düşürürüz. Şöyle yanaşayım. Evet, 6 santimlik bir tane de 6 santimlik yapalım. Ctrl T yapıyorum, küçültüyorum. Biraz daha küçülteyim. Evet, bu da 6 santimlik olan bir tane de büyük yapalım. 7 santimlik yaptık, 6 santimlik yaptık. Bir tane de 8 santimlik yapalım. 8 santimlik. Şuradan Ctrl T şöyle. Evet. 8 santimlik bir tane de şöyle yapalım. Bunları şöyle dizelim.
Evet. Bu tamam. Bundan şimdi bir çıktı alalım. Evet, çıktılarımı aldım. Şimdi şu 6 santim, 7 santim ve 8 santim. Böyle ölçekli almakta fayda var. Ben 7 santim olarak öngörmüştüm ama 6 santim daha uygun geldi. Şimdi bunun stensil uygulamasını yapacağım. Evet, çıktı almıştık. Şimdi transfer hazırlayacağız. Bir tane A3 koydum altına ki masaya zarar vermesin diye. Boyama yap, boyamasın masayı. Şöyle bir transfer kağıdımız var. Önünde bir kağıdı var ve şurada arada bir koruyucu var. Koruyucu çıkartıyoruz koruyucuyu. Ve diğerine de şu şekilde A3'ümüzü koyacağız transferimizin üstüne. Bu şekilde transferimizi alacağız. Bunun üzerinden çizerek şöyle bantlıyorum kaymasın. Evet. Kaymaması önemli çünkü o zaman çok şekilsiz olur. Ben transferi yaparken tükenmez kalem kullanacağım. Şununla yaparsam daha iyi olur. Evet, şu şekilde bir kalem kullanacağım ince uçlu ve transferimi hazırlamaya başlıyorum. Şimdi her yerinden dikkatlice geçmem gerekiyor. Bütün çizimi transfere aktarmak için her bölgesinden geçmem gerekiyor. Her yerini çizmiş olmam lazım. Sırayla her yeri atlamadan geçmem lazım. O yüzden çizip çizmediğim yerleri dikkatle geçiyorum üzerlerinden. Şimdi bu kısmı çok önemli. Evet, gölgeli olan kısımları tarıyorum arkadaşlar. Az gölgeli olan kısımlara da nokta koyuyorum. Koyu olan kısımları tarama. Az olan kısımlara da nokta koyuyorum. Biraz da kendi inisiyatifimi kullanacağım yaparken. Evet. Arada şöyle bir arkadan bakıp kontrol edersem. Evet. Her yerini yapmış mıyım? Yapmışım büyük ölçüde. Geri kalanını zaten tamamlayabilirim. Güzel oldu. Şimdi stensilimi söküyorum bantlarından. Evet, gördüğünüz gibi transferim hazır. Şimdi bunu makasla keseceğim. Şöyle kenarlarından bir miktar fazlalık bırakarak. Kestim. Bu büyük bir dövme değil. Tam oturabilir ama ben yine de şöyle küçük kesikler atayım ki bacağımın şekline göre rahat otursun diye. Sıkıntı yaşamayalım. Evet. Tamam. Evet. Transferimiz hazır. Dövmemi tam şu kısma yapacağım. Şu şekilde. Diz kapağımın üstünde bu şekilde duracak. Önce bu kısmı kıllardan arındırmam lazım. Evet, komik bir görüntü var burada. Şimdi şurayı biraz sabunla temizliyorum. Evet. Transfer jelini sürüyorum. Transfer jelimiz bu. Ayağımın normal halinde durması lazım. Normal halindeki duruşuna bunu yerleştiriyorum. Hafifçe bastırıyorum. Bir 10 dakika bekleyeceğiz. Evet, şimdi kağıdımızı çıkartıyoruz. Dikkatli bir şekilde. Evet, gayet güzel aktarım tamamlandı. Dövmeyi yapacağım yeri şimdi size gösteriyorum. Evet, şurada koltuğa oturacağım. Şuraya oturacağım. Burada yanımda kağıdım var. Görselim, oradan bakacağım detaylara. Daha sonra bench press sehpasının üzerine malzemelerimi hazırladım. Vazelin, sabun, sabunlu su, özel bir sabun bu. Tahta çubuklar, iğneler, boya, makina, peçeteler. Orada kutuda yine iğneler var. Ve
Şurada adaptör var. Buradan ayarlanıyor. Ve şurada da pedal var. Buna da bastığım zaman makine çalışacak. Bu şekilde setup'ımız hazır. Ben de burada oturacağım ve şu şekilde bacağıma bu dövmeyi yapacağım. Her şey hazır ve birazdan boya setup'ımızı hazırlayacağız. Makinamıza iğnemizi takıp işleme koyulacağız. Ve bu özel acı dindirici karışımımızdan da küçük bir bardağa koyup dövme yaparken bir miktar bundan alacağız. Gördüğünüz gibi az kalmış. Onu da şimdi tüketiriz. Vazelin kullanıyorum arkadaşlar. Bol miktarda vazelin kullanacağız. Şuradan peçetelerimizden alıyoruz. Ve küçük boya kaplarımız. 3 farklı şey yapalım. Şimdi round RD05. Evet, burada bitireceğim. İlk deneme. Nasıl bir şey oldu bilmiyorum. Artık bakacağız. Vurucu oldu. Çok belli olmuyor nasıl bir şey oldu ama umarım iyi bir şey olur. Evet, ilk dövme denemem çok iyi değil, çok da kötü değil. Orta ayar bir şey oldu. İşte böyle bir şey oldu. Dediğim gibi biraz daha detaylandırılması lazım. Belki haftaya biraz daha üzerine çalışmalar yaparız. Şuralarda falan bazı açık çizgiler var. Çizgiler çok belirgin ve net değil. Yani kararlı çizgiler değil. Biraz zayıf kaldı bazı çizgiler. Ama üzerinden geçirirse adam edinmeyecek bir dövme de değil açıkçası. İlk çalışma için fena da değil bence. Evet, geçen hafta dövmeyi tamamlayamadım. Çünkü hakikaten yoruldum. Belki normal bir profesyonel dövmeci için çok hızlı yapılacak dövmediği ama beni gerçekten zorladı. Bir de kendine dövme yapmak zor bir şey. Hani çizim yapanlar bilirler. Çizgiyi yaparken, çizerken kağıdı çizdiğinizin hareketi olsun öyle çevirirsiniz. Ama ben tabii burada öyle bir şansım yok. Bacağıma yapıyorum. Dönebildiğim belli bir eksen var. Onun haricinde dönemiyorum. O yüzden de biraz zorladı beni. Bazı çizgiler pek büyük olmadı. Şimdi onu telafi edebilir miyim bilmiyorum ama bazı eksikler kaldı. Mesela tacın arka kulaklarını yapmayı unutmuşum. Ve biraz daha gölge vereceğim. Çok açık renk kaldı. Çizgiler falan böyle çizgisel kaldı yani. Gölge verip biraz daha boyut hissi vermeye çalışacağım. Bakalım sonuçta ne olacak bilmiyorum ama deneyeceğiz. Bir de
Geçen hafta fark ettiğim bazı zorluklar vardı. Onları aşmak için de araştırmalar yaptım. Dikkatimi çeken bir şey vardı. Şöyle dövme makinesinin ucuna şöyle bir bez sarıyorlar dövmeciler. Onu fark ettim ve ne olduğunu araştırdım. Grip sargı bandı diye geçiyormuş. Bunu sipariş ettim hemen ve makinenin ucuna sardım. Evet, bu elimin kaymasını önleyecek. Çünkü dövme yaparken yavaş yavaş el kayıyor. Bu şekilde ileriye doğru makine elimizden kaymaya başlıyor. Ama bu tutuşumu çok daha rahat bir hale getirecek ve bu şekilde rahatlıkla hareket edebileceğim deri üzerinde. Ayrıca bir de hijyen açısından şöyle kabloyu içine alan naylonlar var. Onlardan sipariş ettim. Bu da yoktu benim aldığım ürünlerin arasında. Bunu da sipariş ediverdim. Bu da geldi. Sonra iki tane de daha kalın uç sipariş ettim. Hani bulunsun diye, denerim diye. Şimdi dövmenin geri kalanını yapmaya başlayalım. Bu sefer biraz daha yakın plana gireceğim. Aslında böyle belki de daha iyi oldu. İki bölüm halinde çekmiş oldum. Hem de sizlerle yaşadığım deneyimin zorluklarını paylaşıyorum. İkinci bölümde şimdi biraz daha yakın çekim yapacağım. Dövmeyi yakından göstereceğim. Geçen sefer biraz kamerayı bu tarafa koymuştum ve uzak bir çekim yapmıştım. Şimdi bu sefer biraz daha dövmeye odaklanacağım. Bu şekilde göstermeye çalışacağım. Yavaş yavaş tecrübe ediniyorum. Sizler de belki önemli bir serüvenin başlangıcına tanık oluyorsunuz şu anda. Belli olmaz ileride neler olur. Evet, bir tane de dövme kalemi sipariş ettim. Fakat ince ucu yazmıyor. Diğer kalın ucu yazıyor. Bozuk mudur nedir bilmiyorum. Şimdi şu tacın unuttuğum kulaklarını belirleyeceğim bununla. Keşke ince uç yazsaydı daha rahat olacaktı. Ama maalesef ince uç yok. Şimdi bakalım şurada bir şey daha olması gerekiyor. Şurada bir yerde. Onu şöyle işaretleyeyim. Tekrardan dövme aktarma o stensili yapamayacağım. Tam denk getiremeyebilirim büyük ihtimalle. O yüzden şöyle kendim ayarlamaya çalışacağım. Mesela şu hizada biraz daha yukarıda olması gerekiyor. Şurada. Diğerleri biraz daha aşağıda olacak. Bir tanesi burada olacak. Evet. Bir tanesi şurada. Bir tanesi de burada olacak. Neyse. Şimdi biraz da el yordamıyla yapacağım. Yani acemi bir dövmeci için ne kadar doğru bilmiyorum bu hareketim ama her zamanki gibi boyumdan büyük işlere kalkışmayı sevdiğim için yine böyle bir şeyler yapıyoruz. Sonumuz hayır olsun. Kalın uçlu gölge iğnesini takacağım. Şimdilik bu kadar. Bakalım sonuç nasıl olacak? Bir bekleyelim. Bakalım haftaya nasıl bir görüntü oluşacak? Evet, biraz daha gölge verdim. Şöyle bir şey yakaladık. Evet, yine biraz yoruldum.
önceki kadar değil tabii ama dövmeyi bu şekilde tamamladığımı düşünüyorum. Belki eksik kalan bir yerlere daha olduysa, işte az gölge alan yerler falan, daha sonra tamamlarım ama uzun bir süre dokunmayacağım herhalde buna. Bu şekilde bırakmayı düşünüyorum. Yani fena olmadı, bayağı iyi duruyor. Bakalım biraz iyileşsin, nasıl olacak? Yine eksiği falan varsa daha sonradan tamamlarım ama uzun bir süre dokunmayı düşünmüyorum açıkçası. Böyle kalsın. Bakalım yavaş yavaş kendimizi geliştireceğiz bu konuda. Yani fena olmadı. Hani ilk dövmeye göre bence bayağı iyi. İlk dövme yani.